Bu arada dehşet verici saldırılarla hayattan kopartılan Kıbrıs Türklere, Kıbrıs davasının Yılmaz müdafisi merhum Doktor Fazıl Küçük ile merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Hayatta olan gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum. Evet. Sorusu olan arkadaşımız var mı efendim? Buyurun efendim. Amerika'daki seçimlere, Biden'ın çekilmesine değindiniz. Amerika'daki seçimler nasıl sonuçlanırsa Türkiye ile Amerika ilişkileri daha sağlıklı hale gelir. Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun da gidişi de ikinci müjde olacaktır. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sokak köpekleriyle ilgili komisyon görüşmeleri devam ediyor. Bugün de dördüncü kez komisyon toplanacak. Aslında tartışmalar da yaşanıyor komisyonda. Genel kurul aşamasına da geçilmesi bekleniyor yasanın. Siz meclisteki bu görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle muhalefetin bu kanun teklifine yönelik de eleştirileri var. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da protestoları oluyor. Siz bu tepkileri nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. Milliyetçi Hareket Partisi de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar çünkü Cenab-ı Allah'ın bir yaratığıdır. Başka var mı efendim? Pekala. Yalnız bir konuyu burada hatırlatmak istiyorum. Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalar da bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, Milliyetçi Hareket Partisi'ne hangi hakaretlerin yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar, saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Değerli arkadaşlar. Bunları sık sık bahsederken bizlere her türlü hakareti yapıyorlar. Saldırıyorlar, iftira ediyorlar. Olayları olduğundan fazla abartıyor ve saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkat alarak sizler cevap verdiğiniz takdirde bakınız bizi hedef gösteriyor diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendiler muhatabımız dahi değildir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Hadi bakalım.